sevgilerimle ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün TKM'nin kuruluşu münasebetiyle 12 Eylül yıl dönümü de dikkate alınarak hem bir tanıtım hem de bir 12 Eylül muhasebesi yapmak ve böylece kardeşlik duygularını pekiştirmek, kardeşlik hukuku çerçevesinde bu kavramın etrafında bir araya gelişi temin etmek maksadıyla bir davet aldık. Bu davete hiç tereddüt göstermeden geldiğini, heyecanla, zevkle ve isteyerek geldiğimi burada ifade etmek istiyorum. Bir kere Türkiye'nin Çin'den geçtiği bugünkü şartları çok iyi değerlendirdiğimiz zaman tarihin kırılma noktasında olduğumuzu görüyoruz. Ve tarihin kırılma noktasının eğer bugünkü siyasal anlayış, yönetim biçimi, Türkiye'nin jeopolitik stratejik konumunun küresel güçlere göre tarifiyle o güçlerin talebi doğrultusunda uyumlanarak yapıldığı takdirde Türkiye'nin bir uydu devlet haline geleceğini, yeni bir serre karşı karşıya olacağını ve İstiklal Harbi'yle başarmış olduğumuz kazanımlarımızın tümünü kaybedeceğimizi açıkça görüyoruz. Ancak bu tarihin kırılma noktasında Türk milletini devletiyle ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğünü koruyacak şekilde yeniden inşa etme iradesini ortaya koyarak Türk milletini tüm kültürel değerleriyle, inanç değerleriyle, tarihi geçmişiyle birlikte yeniden bir medeniyet inşa etme kavgasına, davasına yönlendirecek bir kadro hareketini başlattığımız zaman bu kırılma noktasının bu defa Türk milletini adliyetlikten için sesine bu büyük coğrafyada yeniden inşa edebilme ve bu inşa ile birlikte yeniden Türkistan medeniyetini doğurma ve bu medeniyet çerçevesinde Türk milletini küresel bir güç haline getirme imkanını sağlayacağımızı düşünüyorum. İşte bu kavşak noktasında ihtiyaç olan şeyin birlik ve beraberlik olduğunu ifade etmek mecburiyetindeyim. Tabii ki birlik ve beraberlik sadece soyut bir kavram olarak kullanıldığında çok iyi olmakla birlikte içi doldurulmadığında o sadece güzel bir temenni olarak kalmaktadır. Ancak birliğin ve beraberliğin bir fikri müdürlük etrafında, yani fikri liderliğinde oluşturulmaya çalışıldığı takdirde kişileri, o kişilerin meydana getirmiş olduğu olumlu olumsuz geçmişe dayalı sorunları aşarak
milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğini bir kültür milliyetçiliği çerçevesinde değerlendirerek, bir fikrin liderliğini oluşturduğumuz zaman, bir yeniden inşa kanalı açılabileceğini düşünüyorum. Ve bu tür her teşebbüsün, bu anlamdaki her iyi niyetli adımın, bu çerçevede her iyi niyetli girişimin yanındayız, arkasındayız ve sonuna kadar da bu gayretin tabanı içinde olacağız. Ne yazık ki tarihi sıfırlayamadığımız için, geçmişin olaylarını, değerlerini tümüyle yok kabul edemediğimize göre, kişilere, zaman zaman olaylara takılarak kalmak, İçinden geçtiğimiz bu süreci yeniden değerlendirerek Türk milletinin ihtiyaç duyduğu kararlı bir kadro hareketini ortaya çıkarıp bunu bir siyasi dönüşüme döndürmek ve Türk milletinin makus halini değiştirecek bir irade haline getirmek mümkün olmayacaktır. Bunun mümkün olabilmesinin yolu ön yargılardan arınmak ve aşkın değerler adına kendini aşabilecek, Türk milletinin aşkın değerler adına gerektiğinde her şeyini sıfır kilometrede başlatıp yeniden bir var olmuş yok olmuş davası gibi görebilecek insanlara, iradeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. ...12 Eylül harekatı işte bütün bunlar için çok önemlidir. 12 Eylül'ü başlangıç olarak almak bunun için önemlidir. 12 Eylül'ün sadece bir ihtilal olduğunu, sadece bir darbe teşebbüsü girişimi olduğunu ve bunun da belli bir kesimi mağdur ettiğini ifade ederek mağduriyetler üzerine konuşmak, mağduriyetlerimizi sadece gündeme getirmek 12 Eylül'ü değerlendirmek açısından yeterli değil. Sadece mağduriyetlerimiz söz konusu olsaydı bunları hiç gündeme bile getirmeyecek kadar kişisel mağduriyetlerimizi önemsemeyen insanlar olduğumuzu herkes biliyor. Biz canlarımızı verdik, hürriyetlerimizi verdik, işkenceleri gördük, en güzel yıllarımız gitti ve geriye dönüp hiçbir zaman vah, keşke, ama bu da olmasaydı en güzel yıllarımız niye gitti diye hayıflanmadık. Yer yer kendi muhasebemizi bile yaptırmıyorlar dediğim zaman şartlı ve ön yargılı kalemler ülkücüler ne yaptı ki sen muhasebe yapacaksın. Ülkücüler hangi yanlışı yaptı ki sen muhasebe yapıyorsun diye hemen kalemlerine sarıp yazma ihtiyacı duydular. Hangi değerli arkadaşlar? Hatası olmayan yalnızca Cenab-ı Allah'tır. Peygamberler bile hata yaparlar. Onları değiştiren ve dönüştüren vahiy, vahye muhatap oldukları için hataları düzeltirler. Yoksa peygamberler de Allah değildir. Onun için hatası olmayan, eksiği olmayan insan olmaz.
Elbette mülkücüler de geçmişlerini değerlendirecekler. Nerede yanlış yaptılar, nerede eksik yaptılar, nerede neyi yapmaları gerekirdi acaba, ne kadarını yapabildiler, ne kadarını yapamadılar. Bu kadar büyük bedel ödeyip de bu noktada olan dünyada başka bir hareket var mıdır diye sormak, sonra da bu ödenen bedellerin karşılığını Türk milliyetçiliği aldı mı alamadı mı diye sorgulamak mecburiyetinde değil mi? Bunu sormak, ülkücülüğün, ülkücü hareketin değerini mi düşürür? Hayır. Çünkü o hareketin değerini muhasebe yapmak düşürmez. Tersine o yükseltir. Onun için büyük bedeller verdi. O bedellerin bedellerle ilgili şahsi olarak ödemiş olduklarımızın hepsi, mesela eğer bir her birimiz bunu ifade etmemiz gerekiyorsa ben söylüyorum, 1969'da Genç Ülkücüler Teşkilatı'nda başladığım yıldan itibaren 80 darbesine gelene kadar gecemiz gündüzümüz olmadan omuzlarımız nasırlanarak, şehit taşıyarak verdiğimiz mücadele içerisindeki her saniyem, her dakikam, her saniyem, her anım, her şeyimle o yüce davaya helal olsun diyor. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Sonra 12 Eylül darbesiyle birlikte C5'lerde, Mamatlarda, mahkeme salonlarında verdiğimiz çileler, çektiğimiz ızdıraplar, en güzel çağımızın en güzel yılları, hepsi de o kutlu dava için, kutsal davamız için ve gerçekten de her bir ülkücünün inanarak yapmış olduğu o mücadele adına, o mücadele için helal olsun diyorum. Hiçbir alacağımız yoktu. Hiç benle birlikte Yunanistan'ın yeniden NATO'ya dahil edilmesi, Amerika güçlerinin bir buyrukla tekrar açılması, güneyimize konuşlandırılan çekiş güç, o çekiş gücün kanatları altında gelişen, büyüyen, palazlanan PKK, bundan sonra Irak'ın kuzeyinde bir baldırı çıplak aşiret diye ifade edilenlerin zaman içerisinde bir devlet reisleri haline dönüştürülmesi 12 Eylül projesinin tabii olarak sonuçlarıdır. Ve 12 Eylül harekatı darbeden sonra da siyaseti tek kolaralı hizaya getirmiştir. Siyaseti bir tek kolaralı hizaya getirmek suretiyle vetolarla oluşturulmuş olan kontrollü bir siyaset ortaya çıkartmıştır. Bu kontrollü siyaset derin güçlerin bilinmeyen, sadece vehimle, el yordamıyla tarif edilen derin güçlerin kontrolünde yürütüldüğü için de hep konjonktürel uygun olarak siyasi yönetimlerin gelmesini sağlamıştır. İşte bütün bunların tabi sonucu olarak Türkiye AB'ye eklemlenmiştir. Türkiye Amerika-İsrail konsorsiyumunun oluşturduğu dış politika eksenine eklemlenmiştir. Türkiye Türk dünyasını kendi tabi interlandını unutmuş ve bu interlandtan saptırılmış ve büyük Orta Doğu, yeni Orta Doğu projesinin, genişletilmiş Orta Doğu projesinin bir alt unsuru haline getirilmiştir. Ve bu siyaset anlayışının sonucu olarak
Biz uluslararası tahkim yasalarıyla bağlanmışız. IMF ritimleriyle bağlanmışız. Ve biz Amerika Avrupa Birliği'nin bugün çok net bir şekilde anlaşıldığı gibi Avrupa Birliği eşittir Rum Pontusçuluk, Avrupa Birliği eşittir Hristiyan taassubu, Avrupa Birliği eşittir Ermeni diasporası, Avrupa Birliği eşittir yeni bir sev hayali olduğu bu eşitlerle özdeşleşmiş olan bir Avrupa Birliği'nin hala kapısında giyelim ama onurlu giyelim gibi safsatalarla, yani çok özür dileyerek söylüyorum, namusunuz kirletilsin ama onurluca kirletilsin demekle eş değer olduğuna inanıyorum. Aynen demek olduğuna inanıyorum. Yani bir devlet kirletilme var, bir devlet kirletilme var ama biz onurlu kirletileceğiz diyenlere buradan seslenmek istiyorum. Artık bu hayalden çıkalım. Artık bu hayal tünelinden kurtulalım. Ve kendimize dönelim. Kendi gerçeğimize dönelim. Medeniyet kodlarımıza inelim. Ve o medeniyet kodlarından yeniden girilmenin yolunu bulalım. O diriliş Türk'ün kültüründe, Türk'ün tarihinde, Türk'ün değerlerinde ve Türk'lük bilincinde olacaktır. Bu bilince döndüğümüz zaman işte o bilinç, o şuur, o odak, o fikir, o nokta yeniden Türk-İslam kültürünü, medeniyetini inşa etme arzusu, ideali, ülküsü, hedefleri bizim de yeniden birlik olma, yeniden bütünleşme, yeniden dirilme noktası olacaktır. Bu varsa hepimiz varız. Bu yoksa hiçbirimiz yoktur.